Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çamlıca köyüne geldik. Burası Çanakkale il merkezine 45, Ezine ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktadır. Yeşillikler içerisinde mükemmel doğasıyla ön plana çıkan Çamlıca köyü son zamanlarda trekkingçilerin en önemli uğrak noktalarından biri haline geldi. Bugün Çamlıca köyünü gezeceğiz ama öncesinde desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Şimdi hazırsanız bu güzel köyü birlikte gezelim. Şimdi şuradaki yoldan geldik. Köy yolundan gelirken çam ormanlarının içinden geçerek buraya ulaşıyorsunuz. Köyün girişinde böyle devasa büyüklükte mazı meşeleri var. Şu anda tomurcuk açmışlar dostlar. Tomurcuklanmışlar. Yavaş yavaş bundan sonra yaprak açmaya başlayacaklar. Köyün etrafı tamamen çam ormanlarıyla kaplı dostlar. Özellikle doğa severler, yani trekking yapanlar bu taraflara geliyorlar. Bu köyün de yine bir Çamlıca Şelalesi dedikleri bir yeri var. Oraya doğru gidiyorlar. Kamp yapanlar genellikle geliyor buralara. Şimdi köyün içine doğru ilerliyorum. Köy meydandayım. Köy meydanına ilk geldiğinizde şöyle büyük bir köy camisi sizi karşılıyor. Hemen sağ tarafta köy kahvesi var. Şurada da bir bakkal var. Köy meydanını kısaca size göstereyim dostlar. Şimdi köylülerle sohbet edeceğiz. Ben Hayrettin Sezgin, Çamlıca Köyü sakinlerinden. 68 yıldır bu köyde yaşıyoruz yani. En eski köylerden birisi burası. Deve katarları vardı daha önceden, burası büyük bir köydü yani. İşte arkadaşım deveciydi, o zamanlar da deveciydi zaten. Herhalde bir 8-10 katar vardı yani, o dahi bir. 9 katar. 9 işte o kadar. Buradan nakliyecilik yapılırdı eskiden. Burada bu görmüşsünüz Çamlık'ta. Her taraf palamutluktu o zaman. Benim dedikten 68 yıllar, 60'lı yıllar. Bunlar kesince palamut oldu. Traktörler çıktı, develer sucuk oldu. Nerasını bayağı bir şey gitti yani. Buradan develere palamutları yüklerlermişti ihtiyarlar. Dedelermiş tabii. Doğru Çanakkale'ye götürdüm. Odun mu lazım? Deveye keserlermişti buradan palamut meşeleri. Ezine, işte köylere, sağa sola. Devamlı buradan odun taşırdı. Bizim köye Manav Köyü derler. Manav Köyü ne demek? Eski yerleşim yeri. Eski Manav. Ha, Manav eski köyü. Manav. Eski yerden yerleşim. Manav demişler. İşte aslında. Onu ben, biz de ben çok de bilmiyorum. Çok eski köy yerleşim yeri olduğu için. Göç yok gene. Amcamıza dönene. Sen sor ben cevap vereyim. Tamam ben soracağım sana. Ben Çamlıca Köyü'nde Kemal Temel. Neler yaptın, ne ettin? Hani eskiden develer varmış, evet, devecilik yapmış. Vardı, devecilik vardı. Bizde de vardı. Daha 3-5 sene geleceği de vardı bende. Şimdi bıraktık artık, yaşandık. Tamam bıraktık, yeter artık. Allah bereket versin. Deve işi yapanlar mı böyle bıyık bırakıyor? Senin bıyıkların böyle... Ya kim annesini sever, kim kızını sever. Kim saç seviyor, kim bıyık sever. Güzelliği mi? Ama bıyıkların da yakışmış, çok güzel olmuş. Bizim telefonda bile kayıtlı, Pala Kemal diye kayıtlı. Pala Kemal mı diyorlar? Pala Kemal. Öyle derler. Buranın biraz ikliminden, havasından bahsetmen gerekirse senden. Nasıldır havası? Biz hayatımızı bu havaya borçluyuz, doğaya. Ben 72 yaşındayım, Allah'a şükür. İçtim, belli olmuyor. 4-5 paket sigara içiyorum günde. Bu İçmezsen doğaya daha çok yaşarsın. Daha. Burasını Allah bilir de ben öyle görüyorum yani. Evet, doğru. Gaz dağlarına yakınsınız. Evet, gaz dağlarına. Bu bulunduğunuz tepelerin isimleri var mı herhangi bir? Gidene. Dede Tepesi, Hanife Tepesi, Hayladın Tepesi. Üç tepenin arasındadır burası. Hayrettin Tepesi. Hayrettin Tepesi var. Zaten üç tepenin. Bunlara neden öyle kişi isimleri mi kurmuşlar? Vallahi öyle bir genel isim verilmiş zamanla ama nedir bilmiyorum.
Hatta ben... 4 tane, bir de Kızıltepe var. 4 tane dağın arasında burada. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi abi. Ben Çamlıca Köyü Muhtarı Saadettin Keleş. Köyümüz ormanın içinde güzel bir köy. Geçim kaynakları, hayvancılık var biraz. Eskisiye oranla biraz azaldı. Eskiden daha çoktu. Kesim yapan köylülerimiz var. Tarımla pek uğraşılmıyor şimdi. Herkes hayvanını yedirecek kadar ekiyor. Hayat şartlarında biraz pahalanınca millet yapamıyor. Haftada iki defa manavımız gelir aşağıda. Dışarıdan geliyor. Tuhaf olacak. Ekmeklimiz bile geliyor buraya. Köy ekmeği getiriyor zineler. Şuradan yakın bu köyde. Geliyor alıyor vatandaşlar. Şimdi nüfus azalınca hepimizin evinin önünde böyle vardır. Bak şurada kalkınca görürüz ya. Aha. Fırın var, ekmek var. Her evin önünde vardır böyle. Ben mesela kendimden pay biçersem çocuklar çıkardık, yengele ikimiz biz. Biz yapmıyoruz artık. Bir tane ev masak bize 3-4 gün gidiyor. Onun için yapmıyoruz ama yapanlar da var köyümüzde tabii. Ortada. Şu an mevcutta kaç hane var köyde? Mevcutta şimdi vallahi tek yaşayanlarla falan 80'in üzerinde. 83 hane falan var. Ama bunların tabii çoğu hani bir tane yaşlı teyze var. Bunu da hale sayarsak. Ama tam full dersen 60-65 hane falan. Köyün aşağı yukarı her hanesinde emekli var bizim burada. Köyümüzde her haneye bir maaş giriyor desem yeri var yani. Muhtar olmadan önce hayvanlarım vardı. Koyunlarım vardı. Onlarla olur. Bunları hayvanlarla yaptım ben. Çocuklarımı iki tane çocuk evlendirdim. Çocuklarım çarak geldi ikisi de şimdi. İkisini de hayvanlarım sayesinde. Yoksa öyle olmasa başka geçim kaynağım yok ki benim de zaten. Köyleri gezdiğimiz için böyle köy tanıtımları yaptığımız için genelde soruyorlar işte gittiğiniz köyde kiralık bir yer var mı ya da satılık bir aynen. yer var mı diye. Bize de soruluyor. Hatta 10 gün oldu. Tam bir hafta oldu işte. Bir hafta önce İstanbul'da bir asker arkadaşım var. Geldi. İlle bana buralarda bir yer bulver dedi. Baktık hatta bir iki yere baktık. Görüşüyorlardı öyle kaldı yani ama yani büyük şehirler göç halinde yani. Dediğim gibi her gün bir yer soran oluyor yani. Kırsal bayırda olsa mesela 30-40 liradan aşağı vermiyor adamlar yani. Dönümünü. Aynen öyle. Bu su nasıl? Bu ayrı bir su. Ön tarafta kahvenin önünde akan yine ayrı bir su. Sularımız bol yani Allah'ıma çok şükür. İçilebilir yani. Daha onu da yeni 1 lira yaptık. 50 kuştu. Bu tarafı 50 kuş, bir tarafı 1 lira da elektriğe zam gelince mecbur kaldık. Karşılamama başladı. Hı hı. 1 lira yaptık. Evet. 1 lira atıyorsun ve 5 litre su alıp aynen, biliyorsun. Aynen öyle, evet. Çok kullanılıyor mu peki? Tabii, tabii. Akşam, her akşam mesela vatandaş her akşam alan var diyor. Yani. Var ya. Suyu biten geliyor. Alışmış artık zaten. Arıza yaptığı zaman hemen telefonum susmuyor. Ne olur, şey mi olur diye arıyorlar yani. Peki şey normal diğer akan sular kireçli olduğu için mi arıtma aynen, kurdunuz? Aynen kireçli biraz suyumuz. Evet ondan arıtmayı ondan kurdurduk zaten. Şurada yıkılmış bir ev var arkadaşlar. Burası şöminesi. Her evin içinde bu vardır değil var, mi? Eşinin hepsinde vardı. Evet. Hepsinde vardı. Şurası mesela dolap gibi. Hı-hı. Yanlarda dolap gibi. Ne için kullanılırdı o yandaki? Yandaki de işte ne lazım? Tabaktır, şudur, budur böyle. Burası şömine gibiydi ve büyük büyük odunları dayaladı buna. Hı-hı. Burası odadır böyle büyük. Benim teyzem niye burası? Taş yapının özelliği böyle güzel taş ev. Zaten yok eskiden bunlar. Çok eskiden. Şu taşların özelliğine bak bak. Bak dirsekle birbirine ekleme. Taşta çok. Bir de bunlarda hiç şeyi öyle harçtır bilmem ne yok. Bunlar sadece toprak. Aralarında sadece toprak, toprak var değil mi? Toprak var tabii. Bak. Bunların kalınlığı nedir mesela duvar kalınlığı? Yani ortalama? Burası fazla da 60-70 santim vardır. 60-70 santim. Bak şu da burada görmüş olduğun bak baca hani dedik ya bak şömine diye. Hı hı. Bak yukarıda da var aşağıda da var. Şu burada. Şöminedir çıkıntı. Evet ikinci katta bu. Hı hı. İkinci katta burası. Çok güzelmiş ya. Şimdi yeni bir betonarme ev yaptığın zaman boyuyorlar, sıva yapıyorlar. Ben işte bak arkanda. Ama bunu her zaman boyaman lazım. Evet. İşte bu, bakım yapman lazım. Bunun bak şimdi penceresi burada bir kere 60-70 santimden aşağı değildi bu duvarlar. Aha. Bu aslında esasında toprak ev bu. Evet. Yani yıkılmasın diye arkadaşına bizim şey yaptı işte atermit koydu üstüne. Yani böyle duvarları biz bir de sıvadık yani çok evler sıvandı. Çok ev sıvandı. Sıvanmasaydı bence turistik bir köy olurdu burası. Evet. Güzel bir şey olurdu. Şu yapıyı şu anda yapacak usta yok mu? Yok. Ya yok yani bizim bildiğimiz yok yani şu anda buralar. Biz görmedik. Yani deminden dedim ya sana. Ben zaten köy meydanından çıkıp ara sokaklara girince
Çok hoşuma gitti yani ara sokaklardaki şu evleri görünce bir böyle. Bir evde şurada bak o Fethi abim var ya bizim. Fethi abim evini gördün mü sen? Ha onu gördük burada ileride. Ha orada. O da bak güzel. O da... İleride de varlar yani köyün içinde vardır de var. Vardır da bak onda ayrı bir özelliği. Hele bu ayrı bir özelliği var. Bunlar genelde kaç odalıdır abi içeride? Kaç odası? İki odası. Küçüktür yani değil mi? Küçük. Ama büyük böyle avlulu evler de çok var değil mi? Genelde. Var yani. Bunun avlusu var. Bunun avlusu hepsinin değil. Avlusu var değil mi? Var. Hemen var, hemen. Var. Avlusu da ön tarafında. Yani bizim köy ki biraz dardır yani avluları. En dar köylerden birisi bizimdir yani. Bak bir şurasını gördüğün gibi. Dardır yani böyle sokakları. Hmm. Burası da buradan çıktılar geçemiyordu. Arkadaş çiftlik yaptı. Bak burasını yıktırdı. Genişletti yani. İlerisini de yıktırdı. Burayı da genişletti. Öylelik öyle geçiyor yani tırla. Evet. Yoksa geçmiyor. Anladım. Dağardır evet. Yani. Şurada taş yapılar var. Şöyle yukarı doğru ilerliyoruz. Köyün birçok yerinde böyle çeşmeler var dostlar. Su kaynakları bakımında. Güzel bir yer. Karışmaz, karışmaz. Isırmaz, diyor. Isırmaz. Nasıl gidiyor hayvancılık? Nasıl? Vallahi durumlar iyi, nasıl? İyi bir parça işte. Yazın normalde yaylaya ya da başka yere gittiğiniz oluyor mu? Olmuyor. Hep köyde misiniz? Buradayız. Bu şeye İyi benziyor. Bu. Kafkas çoban köpeklerine benziyor. Evet. Bu önceden gel. Yeni gettiler bunu ağa. Ezine de duruyor biliyor musun? İbrahim'in adı da. Bak bak. İkiyi de çalışıyor. Mandela da biliyor musun? Büyükmüş. Kocaman kocaman. Kocaman köpek baksana. Büyük kaç büyük yaşında bu? Engekti bu. Bu malabaka tavuk muğuk yiyordu horoz moroz. Hı hı. Yumurta da yiyor. Alıştı koyunlara geri. Şimdi karışmıyor. Çakal sokmuyor yani koyundan içine. Çakal gece. Var mı buralarda? Vardır. Öyle mi? Kurt var mı? Kurt yok yok. Kurt yok değil mi? Yok. Eskiden vardı bizim dadalığımızda kurt. Hı hı. Elma ilaçları işitti. Kurtları köreltti yani yok buralarda. Çok sağ ol kolay gelsin sana da. İsminiz ne? Deniz. Deniz mi? Hı hı. İyi iyi. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi, kendine hayırlı, iyi bak. Hayırlı yolculuk. Dadıyı da götür bakalım. He dadam gel dadam. Valla kadından yaşam tarzı hep aynı. Sabahla kalkarla işe giderler. Gelirler aynı. Yemekte bulaşıkta aynı hep. Kimisi domates kazmaya gider. Kimisi koyuna gidiyor. Keçi gidiyor. Köyde böyle insanlar hala şey yapar mı abla? Böyle ekmeğini, bostanını. Ekip vallahi biçer mi? Ekip biçmelerin hepsi kaldı. Yok hı. Artık. Hmm. Herkes hazır. Ekmekçi geliyor haftadan haftaya. İki kere geliyor. Herkes oradan alıp yiyor. Böyle. Yani. Şimdi sorduk burada muhtarımızla sohbet ettiğimiz insanlarla. Ara ara satılık yerler oluyormuş. Yani gelip bulabilirsiniz. Köy muhtarıyla ya da köyde gelip kahvede oturup sohbet edebilirsiniz köylülerle. Çok fazla taş yapı var köyün içinde. Kolay gelsin teyze. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim, hamdolsun, hayrola. Köyü çekiyoruz böyle. Ben de temizlik yapıyorum. Ha, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun.
Evleriniz böyle hep taş yapılar. Çok güzel evler varmış ya. Evlerimiz çok güzel. Eski değil bunlar. Eski evler değil mi? He eski. Kaç yıllık bu evler? Vallahi ben yeni yapmışlardır ya. Bunlar şimdi sıkıştırma aralarında çamur var değil mi? Tabii öyle çamur var ama çok sağlıklı valla. Nasıl, yazları serin mi? Yazın serin olur. Kışın da sıcak olur. Evet evet. Çok güzelmiş evleriniz. Gördüm çok güzel. Buraya oğlanı aldım. Ben de oğlan daha büyük müyüm? Kasabalar köye, Yeşköy'dekilerde kazanmayı bekliyorum. Biz de köyden yer arıyoruz abla. İyi. Var mı öyle yer? Satılık. Vallahi sorarsınız durumunuza göre vallahi. Çünkü köyler de pahalandı. Tabii tabii. Ya tabii aynı. Köyler de pahalandı anneciğim. Köye hani durumun oldu mu attın mı köy çok iyi vallahi. Evet. Şu yanımızdaki İstanbul'la. Neredekiler? Şurada arkamdakiler. Ha, bu yeni yapılmış ev. Yeni eski evlerde bakım çektiler. Sizin ev çok güzelmiş ama çok hoşuma gitti. Evim çok güzel. Benim evimi satmam yani. Oğlan evi. Bahçesi de büyükmüş. Evet çok bahçesi. İki hane, üç hane barınırsın yani. Güle güle kullan. Güle güle kullanın. Sağ ol. 20 milyarı aldık ben. O zaman 20 milyarı da zor buldum. Bu yapılar kaç yıllıktır sizce tahminen? Vallahi bunu babam yaptırmıştı. 60-70 senelik falan var. Arasında sıkıştırma herhalde. Hani herhangi bir beton yok. Yok. Toprak. Sağlıklıdır ama bu evler değil mi? Tabii canım tabii. Öbür beton evlere bakınca kışın sıcak oluyor. Yazında serin oluyor. Tabii. Daha yaşlı ya daha iyisini bilir tabii de. Ama o yaşlılar da fazla kalmadı galiba de azaldı. Merhaba abla. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Vallahi ben Nefize. Zaman buluyor musunuz yan yana geliyorsunuz? Hani? Zaman buluyoruz tabii bak arada böyle buluyoruz zaman oturuyoruz. Yazın bilhassa. Köyünüz de güzel bir köy. Evet. Köyümüzü seviyoruz çok güzel. Sevgi Fumral. Sevgi abla sen ne yapıyorsun? Nasıl? Ben de ne yapayım bir de malcılıklarla işte böyle. Hiç iyi. Malcılık. Böyle. Vallahi yanmasan evet. Yakar. Emekli bizimkiler biz. Emekli bey. Biz de oturuyoruz evde. Biz de mallılık yaptık. Emekli hiç... olan çok kişi var değil mi? Evet. Ekseriyet. Ekseriyetli emekli var. Herkes hepsi de mallılık yapıyor. Genelde emekli olsan da yapıyor. Kendileri mi yatırdılar yoksa bir yerde mi çalıştılar ormanda? Yok. Kendileri de yatırdılar. Bir yerde çalışma da var. İşte gençler çalıştı. Gençler çalıştı. Evet. Yaş bizimkiler emekli mesela kendimiz yatırdık. Siz de tanıyalım. İsmim Seyhan. Ben İzmir'de oturuyorum. Buraya kuzu göbeği toplamaya geldim. Senenin her senenin bu aylarında mutlaka gelirim. Her hafta zaten buradayım. Köyümü de çok seviyorum. Köyümüz. Öyle yani. İzmir'de ne yapıyorsunuz? İzmir'de ben orada oturuyorum. Eşim çalışıyor benim. Hı-hı. İşte hafta sonları anneme geliyoruz. Öyle yani. Öyle zaman. Ben de dedim bir genç gördük en azından köyde gençlerin olması sevindirici diyecek. Genç sen de İzmir'de misin? Aynen. Evet teyze seni de tanıyalım. Hem de evimin önünde oturuyoruz komşularla. Görümce. Eşiniz hani mi? Eşim. Hmm. Eşim olur. Siz oturuyoruz. Nasıl geçiyor zamanınız? Ne yapıyorsunuz? Zamanımız. Siz ekmeği dışarıdan mı alıyorsunuz? Ekmeği bunu bize Ramazan diye komşu yani şey verdi. Pide verdi. Ramazan pidesi dağıtıyor. Satın alıyor. Zaman gelir biz alır dağıtırız. O komşu, o komşu işte öyle öyle Ramazan'da. Hayır yapmak için. Hayır yapmak için işte öyle şey yapıyor. Köyde mesela ekmek yapan... İlkini hep yapıyorduk. 12-13 tane yoğurup fırınlara atıyorduk. Şimdi yapmıyoruz yani. Hazır geliyor alıyoruz. Hmm. Ekmekçi geliyor köye. Ekmekçi geliyor değil mi? Ekmekçi geliyor. Yani. Köy ekmeği geliyor. Hmm. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Şimdi köyün içinde devam ediyoruz. Yaklaşık 50-60 senelik. Bilemediniz 100 senelik taş evler var böyle. Daha sonradan sıvanmış evler de var. Beton harma yapılmış evler de var ama ağırlıklı bu yapı var. Bu yapı keşke korunabilseydi. Yani taş yapısını koruyabilseydi. Buranın da diğer turistik köylerden bir farkı olmazdı. Şimdi. Burada da yine bir arenda pidesini aldı. Teyze. Pide verdi. Evet, Ramazan pidesi verdi. Benim ismim Furkan Boz. Lise mezunuyum. Burada köyde oturuyoruz ailecek. Yaz kış burada mısınız? Yaz kış yani kimi zaman Ezine'de de evimiz var. İlçe oraya da gidiyoruz. Köyümüz orman bir köy. Yani Çanakkale'ye bağlı bir köy.
köy Ezine ilçesine bağlı. Çoğunlukla ormancılık yani böyle ağaç olur. Hayvancılık, kömürcülük gibi. Bir de tarım olarak da ceviz, zeytin gibi. Köyümüzde de ceviz ekimi oldu. Bayağı da cevizimiz var yani. Daha birkaç senedir, son yıllardır komple köydeyiz. Daha öncesinde gelip gitme yapıyorduk Ezine'de. Evet, temiz ama oksijeni bol olan bir köy. Biraz da şehir merkezine uzak olması, yani köyün daha da güzel olmasını şey yapıyor yani, sağlıyor. Köy olarak kalmış. Evet, en evet, evet, evet. Arıcılık çok fazla var mı köyde? Var, arıcılık da var. Çok aşırı olmasa da yani var. Ondan sonra inekçilik, küçükbaş hayvancılık gibi öyle hayvancılık da var. Bakın şurada mesela mezar taşları var. Burada iki tane mezar var. Çok eski yani, mezarlar kaybolmuş. Taşlarda yazılar var yani, hı hı. Çok eski yani, bilmiyorum da 300 yıllık, 500 yıllık belki daha da fazla. Zaten o şelalenin olduğu yerde eskiden bir değirmen varmış galiba. Evet, zaten o derenin dere boyu 5-6 tane orada değirmen varmış. Yani o şelalenin aktığı dere yatağında komple 5-6 tane değirmen olduğu söyleniyor. Yani çok eskiden olduğu için değirmen yerleri, kimi bazı yerler daha belli şu anda yani yeri duruyor ama değirmenler maalesef zamanla yok olmuş. Yani artık yıkılmış. Kullanılmamış tabii. Evet, kullanılmamış. Evet dostlar, şimdi Çamlıca Şelalesi'ne geldik. Burası köy merkezine 5 kilometre uzaklıktadır. Öncelikle girişini şöyle göstereyim size. Geldiğinizde burada aracınızı park edebileceğiniz bir alan bulunuyor. Çadır kurabileceğiniz yerler var. Özellikle kamp hayatını seviyorsanız, doğayla iç içe kalmak istiyorsanız mutlaka burayı görmelisiniz. Sadece köylülerin bizim buraya gelip buralarda kamp yapmayı, piknik yapmayı seven kişilerden ricamız, buraya geldiğinizde ateşinizi söndürün lütfen. Burayı nasıl temiz bulmak istiyorsanız, nasıl görmek istiyorsanız o şekilde bırakın. Yani çöplerimizi lütfen tekrar birlikte götürelim dostlar. Şimdi bu güzelliği sizlere göstereceğim. Ahmet abi de burada hemen. Şimdi onunla da sohbet edeceğiz. Onunla da burayla ilgili bilgiler alacağız kendisinden. Ama öncesinde burayı göstereyim size dostlar. Yaklaşık 20-25 metrelik yükseklikten akıyor. Yaz aylarında tabii bu biraz daha azalıyor su. Baba bak, bu taş hani köyde var bir tane bu taştan. Evet. Büyük. Bu taş insana şans getiriyormuş. Onu yanımıza alalım o zaman. Tamam. Doğayla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Bir de burayla ilgili ne söylemek? Ya düşünmedim daha. Evet. Peki nasıl, beğendin mi burayı Ari? Çok güzel. Mutlaka gelin bence. Teşekkür ederiz. Bak, bir canım kaldı. Su çamı diyoruz biz buna. Biz buna su çamı diyoruz. Bu böbrek taşlarına, idrar yolu taşlarına bu çam vurduk bunu. Su otu bu. Taşları çürüyor bu ot. Bu böyle büyüyor bu. Bu vuruluyor, vurduyor. Bunu ufalıyor, suyunu içiyor bunu. Böbrek taşlarını bu düşürüyor. İdrar yollarını temizliyor bu. Vay be. Evet. Suda mı oluyor? İşte bu dere işlendi olur bu su. Dere işlendi olur. Su işlendi. Boyların kaç metreye kadar çıkar? Çıkar, şu kadar oluyor. Ha, bir metrede. En fazla bir metre. İşte o kadar. Anladım.
Burada bir dermen var, eski dermen. Emin abinin dermeni de hele. Burası fabrika ayarında bir dermenmişti zamanla. Burada Cumhuriyet kurulunca Lefler isminde bir Rum Ermeni hangisiyse kalmış dermeni çalıştırıyormuş. Dermen battallaştı şimdi, dermen bile yok, yıkıldı. Herhangi bir kalıntı da yok. Yani şimdi taş yığınlar var dermenin olduğu yer. Şelale, bu gördüğünüz gibi akıyor burası. İnsanlar yazın pikniğe geliyor, gençler. Evet. Merak edenler geliyor burada, işte vakit geçiriyoruz. Gece kalanlar da oluyor, çadır kuruyorlar, kamp yapıyorlar. Burada başta şelalenin başında büyük çınar vardı. Çınarda put işareti vardı, zamanla yapmışlar. Bu taş kurak senelerde su çekilince kadar taş kendini koyuverdi. Bu biyet doldu, çınar da bu biyetin içinde altta kaldı. 3-4 metre derindi bura. Balıklar, yarım kiloluk balık vardı burada. Ama ne balık kaldı, kurak olunca kadar hepsi kayboluyor. Doğa su yazın ne kadar azalır mesela? Tamamen kesilmiyor ve azalıyor. Azalır ama. Azalıyor. Burada yarım kiloluk balık oluyordu. Biz oltayla çok balık tuttuk burada zamanla. İsmim Ahmet, İstanbulluyum. Kentten köye geç örnek olarak beni gösterirseniz, evet. 50 sene İstanbul'da yaşadıktan sonra son 5 seneyi burada Ezine Çamlıca köyüne geçiriyorum. 5 yıldır burada mısınız? 5 yıldır buradayım. Nasıldır yani köy, dışarıdan gelen birisi olarak size sorsa? Çok güzel. Gerek halk olarak, gerek havası, yaşamı, İstanbul'daki gürültüden, patırdan sonra burası gayet iyi geldi. Huzurlu bir yer, halkı çok iyidir. Çok sevecen, yardımsever. O ilk etkendi zaten. Ondan sonra havası, iklimi. İşte 50 sene İstanbul'un göbeğinde yaşadıktan sonra, buraya geldikten sonra ne ticaret, hiçbir ticaret yapmadan sadece mandıra filozofu gibi yaşıyorum. Ne güzel. Karnım acıkınca yemek yiyorum, uykum gelince uyuyorum sadece. Sağlığım da iyi Allah aşkına, hiç sıkıntım yok. Köyde, köyde. Çok güzel yerdi yani, havası tertemiz. Zaten ilk başta seçerken köy o önemli etkendi yani köye gelirken. Tamamen internet üzerinden buldum. Hiç öyle tavsiye üzerinden falan değil. İnternet üzerinden buldunuz, geldiniz. 10 tane adres seçmiştim. Hepsini gezdim. Bir tanesi hoşuma giden burası oldu. Burada, burada kaldık. Karar verdik. Bir ev aldık burada. Bahçem, keçim, tavuklarım, koyunum var, hindi var, hayvan bahçesi gibi her şey, köpeğim, her şey var yani. İstanbul'da olmayan ne varsa burada yapıyorum. Siz tam zamanında gelmişsiniz abi. Yani. Evet. Her şeyi tadında bırakmakta fayda var. Evet. Ben geldikten sonra koronası, krizi hepsi oldu. Ben işlerimi oğluma devrettim İstanbul'da. Baba diyor, daha fazla bir kötülük yapamazdın bana diyor. Tam zamanda böyle biliyor muydu diyor, bilmiyordum ama dedim. Denk geldi herhalde dedi. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hani insan ömründe birkaç tane verdiği akıllı karar vardır. Onun bir tanesi benim buraya gelmemdir. Yani üç tane geçmez zaten insan hayatında öyle kararlar. Evet. Bir tanesi de buraya gelmek değil. Güzel, güzel köy tercih etmişsiniz abi. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sizi de tanıyalım abi. İsmim Hakkı. Ben 35 sene ormanda çalıştım, yangın gözetlemede. Emekli oldum, Allah'a çok şükür. Burada orman işleri de bayağı var herhalde. Tabii, 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 tabii. Yangın yönünden burası çok riskli bölgelerden bir yeri. Neyden dolayı mesela yangın genelde çıkıyor? Genelde dikkatsizlik. Genelde. Yani insan faktörü gibi. Aynen öyle. İhmal ve dikkatsizlik. Genelde. Bir de en mühimi şelaleye gelen arkadaşların çöplerini geri götürmeleri. Aynen öyle. Kesinlikle çöp bırakmamaları. Çünkü orayı toplayacak İmkanımız yok bizim. Gözden de uzak. Bir gidiyoruz, çöpten kale olmuş. Geçen sene 4 traktör, 4 robot çöp çıkartmış orada. Gelen herkes çöpünü götürsün geriye. Evet, evet. Ne getirirse geri götürsünler. Bir de yollara, etrafa şişe atmasınlar. Ormanlık bölge burası. Aklı daha iyi bilir. Yangına tamamen açığız yani. Camın özellikle çok etkisi var değil mi? Tabii, tabii. Şişe atıp. Şişeler yangın yönünde tehlikeli. Mercek etkisi evet, yaratıyor. Erol abi, ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor? Ne işte uğraşıyorsun? Hayvancılıkla uğraşıyorum. Kökten zarar. Kökten zarar yani. Büyük baş, küçük baş? Küçük baş. Küçük baş hayvancılık. Küçük baş, evet.
Niye zarar abi? Yem, süt 5 lira, yem 6 lira. Bunun için zarar. Evet. Son zamanlarda bu yem fiyatları olumsuz bayağı etkiledi değil mi? Etkiledi sizin? Evet. Çok büyük etkiledim zaten. Tarımı da genelde mazot diyorlar hani. Mazot hepsi bitti yani, çiftçi de bitti zaten, hepsi bitti. Burada 70 sürü falan mal vardı. Yani 10 sürü kaldı. 10 sürü zor çıkar. Bitti yani. Gençler de azaldı tabii. Gençler de azalmıyor. Artık öyle genç. Zaten yapmaz gençler mal. Yapar ama mı? Şimdiki şehirlerde artık çekilmez hale geldi. Böyle hep tüketim, hep tüketim, üretim olmazsa ne olacak büyük şehirlerde? İnsanlar ne yiyecek yani? Vallahi bilmiyorum ben. Yani köylü olmasa şehirler çıkılmaz zaten. Ormanda çalışıyorsunuz. Evet. Kesmiş yapıyoruz. Büyük camlara yani onları kesiyoruz yani. Köyün etrafında çok çam ormanları var, evet, zaten. Evet, evet. Gençler orman onları yani damga yapıyor, gençleştiriyorlar yani. Büyükleri geçiyorlar, küçük çıkıyorlar. Evet. Ormanın içinde çalışan kaç kişisiniz böyle? Vallahi köyde yani 9 posta falan var öyle. Yani 9 posta dedim, 3'er kişi olsa 27 kişi falan. 27 kişi kadar. Köy meydanında köy ahalisi oturmuş. Onlarla kısa bir sohbet edelim. Sizden başlayalım amca. Yine sağlık. Baba işler iyi işte, buralar işler. İş güç çok da. Buralar uğraşıyor. Evet, maaşıyla geçiniyor. İş bitince böyle oturmaya mı geliyorsunuz? Aynen, aynen aynen. Akşam istirahat. Bütün çamlar kesiliyor. Her taraf kesim sahası. 3-5 tane zengin elinde. Tamam mı? Köyde ağaç bile kalmıyor. Hani kasabada bir tane çam keseceğim. Bütün ahali toplanıyor. Burada o da yok. Dinleyen yok. Çok kesim mi oldu son zamanda? Her taraf düz kesim. Mesela bir kesim yapacağız ama en azından 20 kutunun 30 kutunun bir çamı yukarısı kesiler en azından. Düz kesim. Onlar bir çam kaç sene yetişiyor biliyor musun? 90-100 sene. Düz keserek de dikim yapacak da çam yetiştirecekler. Ama gençler bıraksalar, gençlik çamlar, yaşlıları keseler daha iyi. 40 sürü, 6 bin, 7 bin bacak hayvanım var. Herkese keçi var. 2007'den bu zamana yani. Herkes böyle 100, 200, 300 kilo süt çıkan arkadaşlarımız var. Ben 150 kilo çekiyordum. Hayvancılıkla geçiniyorduk. Bu ormanlar kesilince, dikilince hayvancılık bizim bitti kardeşim. Ne dereye hayvanı indirebiliyor musun? Yakaladılar ama. Ceyza, bir tane armal bozdurdum. Armal dediğim altın, 10 tane çeyrek altı yapar bir tanesi. Ceyza dedim ben. Zabıt ormana yasak değil mi şu anda? Evet. Ki daha dikili değiliz ha. Hakim dedi ki külünün içine bile koydurmayacaksın hayvanını dedi. Ormanın dedi. Yangın yer. Yani bu millet sattım Allah'ını. Burada yani hayvancılık bir bayram işte Türkmenli vardı. İkinci bu köy. Hayvancılıkta. Bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından destek mesajlarınızı bekliyoruz dostlar. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.